Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahluluhdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğerli Haşr Risalesinden devam ediyoruz. Ana metni bitirdik. 10. sözün 1. Zeyli ismiyle de anılan, aslında 9. şu anın mukaddimesi olan bölümden devam ediyoruz. Onun da 2. noktasındayız. 2. noktada da Münacaat Risalesinden anlatılan bir bölüm var. Onun tefekkürünü yapmaya çalışıyorduk. Geçtiğimiz derste bir kısmını yapabilmiştik. Ancak yarısından biraz daha fazlası bugüne kaldı diyebiliriz. O yüzden yine başlayacağım. Biraz öncesinden alıp o münacaatın dua kısmını da okuyacağım. Ondan sonra tekrar geri dönüp konuşmadığımız kısmı konuşmaya çalışacağız inşallah. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de Cenab-ı Hak'tan, onun rahmetinden, kereminden, feyzinden dileniyoruz. Evet, şöyle bir yerden başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba 13 asırda fasılasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, İdare eden bu manevi Sultan-ı Zişan'ın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kâfi iken, binler tasrihat ile bu hakikati haşyeyi gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan bir ejhel ahmak için ejhel, yani cahilin de cahili, ejhel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi? Ve aynı adalet olmaz mı? Kim burada kastedilen? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani o öyle doğru sözlü, öyle hakikatler birisi ki onun bir işareti bir mevzuyu ispat etmeye yeterken o bu kadar sarih şekilde defalarca tekrar tekrar söylemiş. O halde yani onun söylediği kesinlikle doğrudur. Ona inanmayanın da cehenneme hak etmesine bir şey denmez artık yani. Hak etmiş, kaşınıyor. Öyle bakmak lazım. Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplar dahi bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrarla beyan ve ispat ettiği hakikati haşriyeyi asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabul ile beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar birer surette beyan, fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler. Elbette burada Bediüzzaman Hazretleri'nin asırlarına ve zamanlarına göre demesi bir tür tarihsellik olarak düşünülmemeli. Böyle anlamak yanlış olur ki buna yoranları da ben gördüm. Ahir zaman arkadaşlar, insan her şeyi görüyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin burada kastettiği ümmetlerin o zamanki psikososyal durumu, anlayabilme kapasiteleri, şeriatın onlara göre icmali şekilde gelmesi veya ibadetlerin daha değişik olması gibi neticeleri vermiş. Ama erkan-ı imaniyede, akaidde hiçbir değişiklik yok. Yani biz neye inanıyorsak onlar da ona inanıyordu. İslam bu anlamda farklı değil. Yine bir Allah, yine bir Allah. Yine bütün peygamberler, yine bütün peygamberler. Yine haşir, yine haşir. Ha, onlarda biraz daha özet, bizde daha teferruatlı olmuş. Fakat bu demek değildir ki onlara öyleydi, bize böyleydi, din tarihsel bir şeydir, bugün de onu değiştirebiliriz falan. Hayır, haşa. Orada Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu var. Ama bize ne demiş Cenab-ı Hak, ne buyurmuş? Sizin dininiz son din, hak din. Bundan sonra peygamber göndermeyeceğim. Ahir zaman nebisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber.
bu şeriat kıyamete kadar, onun gelişinden kıyamete kadar sorumlu olunan şeriat. Artık bundan sonra ya bu eskidi, namaz 5 vakit onlara alıştırmak içindi, bize 3 vakit de yeter, 1 vakit de yeter, yok hiç kılmaya da gerek yok falan gibi şeylere giremeyiz. Böyle bir şey haddimiz de değil. Hem Müslümanların zaman algısına da aykırı. Biz zamanı nasıl algılıyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında, döneminde ashabıyla insanlık zirvesini yaşadı zaten. En büyük peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en hayırlı ümmet de onun ashabı. Şimdi bu böyleyken, ondan sonraki asırlar ona yakınlığına göre kıymet alırken, mesela tabi'in, tebe-ü tabi'in diyoruz. Niye? Sahabeye yakınlar, sahabeyi gören, onlar Efendimiz'i gördüler. Aleyhisselatü Vesselam, tabi'in sahabeyi gördü, tebe-ü tabi'in de tabi'ini gördü. Ondan sonra da insanlar derece derece o dine doğru ne kadar yönelmişlerse o hakikatten istifade ediyorlar. Ama biz biliyoruz ki kıyamete yakın insanlığın kalitesi iyice bozulacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında şöyle bir şey söylüyor. 1000 yılda bir peygamber gelir, ulul azm peygamber. Çünkü diyor insanlık ancak bir peygamberle düzelecek kadar bozulur diyor. Şimdi bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden 1500 yıl geçti. O son peygamberde yeni peygamber gelmediğine göre bu bozulma gidiyor. Devam ediyor. Her nesil bir sonrakine ne diyor? Ya bunlar ne oldu böyle? Ahlak kalmadı, edep kalmadı diyor. Bizden öncekiler de bizim için belki böyle diyordu. Onlardan öncekiler de onlar için öyle diyorlardı. İşte böyle böyle gidiyoruz. Giderek bozuluyoruz. Ta ki kıyamete hak edecek kadar bozulana, o dereceye kadar yani. Bu bozulma sürecek. Hal böyleyken hani biz sonradan gelenler biraz işte tekniğimiz değişik, gelişik. Telefonumuz var, televizyonumuz var, şuyumuz var, buyumuz var. O zaman bizim 5 vakit ihtiyacımız yok. 1 vakit kılsak yeter falan, böyle şeyler söyleyemeyiz. Onlar 5 kılıyorsa bizim 15 kılmamız lazım bu bozuklukta, bu ortamda. Günahların böyle sağanak sağanak üzerimize yağdığı zamanlarda, onlar bir Ramazan tutuyorsa biz 3 Ramazan tutsak o nefis ancak gemlenir. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti keremi yine bizi de bir Ramazan'dan sorumlu tutuyor. Tam tersi yani düzen. Modern tarih anlayışı diyor ki insanlar gelişti ya, ne eski insanlar neydi ki, bir şey bilmiyorlardı. Biz biliyoruz, biz şöyleyiz böyleyiz. Ne? O zaman bizim de bu dinle falan filan işlerimiz böyle eskidekiler gibi olmamalı canım. Baldırı çıplak Araplar, bozkırın yobazları Türkler falan, onlar gibi. O zaman ilk Müslümanlara söylüyorlar bunları. Haşa, yoksa Araplar da Türkler de öyle değildi de. Hani işte onlar öyle, bunlar böyle, biz bunlar gibi olmak zorunda değiliz. Biz şimdi bu zamanın insanıyız, modern insan. Bu zamanın insanının da üzerine o kadar yüklenmemek lazım. Zaten biliyor her şeyi. Ne? İşte dinden daha az sorumlu olsun, daha az farz olsun. Günahlardan bazılarında böyle fazla durulmasın falan filan. Halbuki aslına vurduğunuz zaman ahir zaman insanı o zamanın insanından daha bozuk. Bizim gibi işte mesela ben kendi babamı hatırlıyorum, amcamı hatırlıyorum. Yani onların adamlığıyla kendi adamlığımı karşılaştırıyorum. Bence hani karakter olarak onlar daha güçlüydü. Ben okumuşum diyelim, hani işte sözde kitap okumuşum şu bu, ama bence karakter oturmuşluğu, edep, adap açısından ben onlardan çok gerideyim. Böyle düşünürsek demek ki benim daha fazla ihtiyacım var. Bediüzzaman Hazretleri'nin de burada kastettiği arkadaşlar bir tarihsellik falan değil. Cenab-ı Hakk'ın peygamberiyle, vahiyle elbette din hakkında tasarruf ona aittir. Dinin ne kadarını açıp açmayacağı, o ibadetleri teferruatta nasıl belirleyeceği, haramları, helalleri nasıl tayin edeceği, Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlı olarak ve peygamber göndererek yaptığı bir şey. Bunu nasıl biz buradan bir meşruiyet çıkaralım da alalım, kendi şeyimize getirip, ya işte bu zamanda da işte bizim asrımıza, zamanımıza göre bir din olsun falan diyebilelim. Haşa, böyle haddimizden aşmayalım, taşmayalım arkadaşlar. Bu da sade tarihçi girdi. Demek ki bir hikmeti var. Bu bahsin münasebetiyle işte asıl tefekkür edeceğimiz kısım burası. Orası başlıyor şimdi. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde imanun bil yevmil ahir rüknüne sair rükünlerin
hususan Rüsul ve Kütüb'ün şehadetini, münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izale eden bir hüccet-i haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş: Ey Rabbi Rahimim! Resul-i Ekrem'inin talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki, başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abadda devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Bakın neler? İcma, hep beraber aynı görüşte olma, bir kanaatte birleşme gibi anlayabiliriz bunu. Burada nasıl verilmiş manası ona bakalım. Sayfa altı sözlüğünde fikir birliği diye verilmiş. Tabii bunun ıstılah manası da var. Fıkıhta da ayrı, hadis ilminde ayrı şeyleri vardır muhtemelen, izahları. Ama onları ben bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. İttifak, birleşmek. Şehadet, şahitlik etmek. Delalet, işaret etmek. Ve işaret kelimesi de yine geldi. Belki bunlar arasında da nüansları var ama onları da bilmiyorum. Ona da dair bir izah yapamayacağım. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı katıalarına istinaden, başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler, bakın sıddıkinleri nurlu akılların madenleri olarak andı Bediüzzaman Hazretleri. Sıddık dediğimiz zaman en başta aklımıza kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Namı da öyle çünkü Ebu Bekir'i Sıddık deniliyor. Böyle söylenmesinin sebebi ne? Efendimiz'i tasdikte evvel davranması, hızlı davranması, hep yanında olması, onu doğrulaması gibi gibi şeylerden dolayı bu isim verilmiş. Ki bir de özel hadise var. Miraç'tan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ın detaylarını anlattığı zaman kafirler alay etmişler. Bir de sevinmişler yani, böyle mal bulmuş mağribi gibi derler ya. Yani elimize büyük bir malzeme geçti. Bu adam uzaya çıktığını, uzay demiyorlar tabii, semalara çıktığını falan, Allah'la görüştüğünü söylüyor. Oo, bu iyice uçtu. İşte elimize malzeme geçti. Müslümanlara bunu yayalım. Müslümanların da zaten aklı bunu almaz. Onlar da reddederler. Tamam, bu adamın işi bitti. Haşa, adam diyoruz ama işte onların şeyini ifade etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işini bitirdiklerini sanmışlar. Benim duyduğum, yani Ebu Cehil koşuyor Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh haber vermek istiyor. Ya bak, senin bu kadar itibar ettiğin, destek çıktığın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bak neler söylüyor ya, hani iyice uçtu bu adam. Sen bu adama destek çıkıyorsun ama bak buna da destek çıkabilecek misin bakalım kabilinden, ona söylüyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sorduğu ne? Sorduğu sadece şu: bunu o mu söyledi? O söyledi. Tasdik edildiği an o söylüyorsa doğrudur diyor. Bakın aslında bütün bir hadis usulü, bizim hadislere niye itibar ettiğimizin sistemi, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o sözünde ve sıddıkiyetinde saklı. O mu söyledi? O söylediyse bu doğrudur. Neden? Çünkü o yalan söylemeyen bir zat. Daha başka, onun anlattığı Allah da bunları yapabilecek bir Allah. Başka, onun getirdiği din de böyle bir hakikati zaten kaldırabilir bir din, içerebilir bir din.
Yani bu olduğu zaman, Miraç'tan bahsedildiği zaman, ya bunun şimdi bu dinde ne işi var falan denmez yani. O dine yakışır bir şey bu. O dinin varlık telakkisine, dengesine, istikametine yakışır bir hakikat. Gibi gibi manalarla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e destek çıkıyor, doğruluyor ve Sıddık lakabını alıyor. Şimdi geliniz buraya, Üstad Sıddık'ın olmayı akılla bağlıyor. Demek ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da sadece o diyorsa doğrudur, tamam, kestirip atmıyor böyle. Onun dayandığı bir şey var. Efendimizle ahbaplığı var. Onun haline, etvarına şahitliği var. Orada gördüğü başkalıklar var. Onun dilinden beyan olunan Kur'an'da gördüğü şeyler var, incelikler var. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o dönemin alim bir kimsesi sayılırdı. Özellikle nesep iliminde, şiir söylemede, bu gibi konularda şeyi vardı yani, yeteneği vardı. Öyle alelade sıradan birisi değildi, yani tacirdi. Mekke'nin güzide insanlarından birisiydi. Önemli birisiydi. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olması Mekke müşriklerinin çok zoruna gidiyordu. Tıpkı Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi. Şimdi hal böyle olunca böyle bir adamı düzmece birisi kandıramaz. Haşa sümme haşa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle olmadığı etrafındaki o insanlardan belli. Ya düşünün, Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh gibi birisi olacaksınız. O kadar mutaassıpsınız eski dininizde, o kadar cesursunuz, cüretkarsınız. Hani insanların bir sözünü sana öyle diyorlar, böyle diyorlar mevzusundan, o şeref meselesinden canınızı hiçe sayabilecek kadar güçlüsünüz, dirayetlisiniz, herkes sizden titriyor. Size Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düzen bazı haşa sümme haşa, böyle kelimeleri kullanıyoruz ama işin muhaliyetini, imkansızlığını göstermek için kullanıyoruz. Efendimiz onu oyuna getirdi, kandırdı, bütün ömrünce de çile çekti o yüzden. O nasıl kanmaysa hiç de gözü açılmadı. Böyle bir adamın Mekke'nin okur yazarlarından, güzide insanlarından, bir sürü insan, hatta birçok insan, birçok melek şahsiyet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oldular. Hazreti Osman radıyallahu anh ki o zaman da zengindi, sonrasında da bütün varlığını Efendimiz'e feda edecek kadar ileri gitti. Daha onun gibi birçok sahabesi var Efendimizin. Her birisi bir kutup yıldızı, her birisi bir yıldız, bir inci zaten de. Yani düşünün ya, haşa sümme haşa, mümkün değil de. Hani düzmece birisi ya, bu kadar zeki, bu kadar dirayetli insanları nasıl kandırırsın ya? Nasıl kandırırsın? Bu kadar hepsini birden. Birisi ikisi de değil ve bütün hayatlarını ona verecek kadar. Bir menfaatle de değil. Hani bir şey de veremiyor onlara. Hani çok parası olsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine tabi olana bir kese altın atıyor olsa, dersin ki tamam, hani onun için oluyor. Ya hiçbir şey yok. Ve o insanlara da çileden başka, elbette hakikatin feyzi, nuru, kalplerini, akıllarını ferahlatan lezzeti hariç, çileden başka bir şey de vaat etmiyor. Mekke'de çile çekiyorlar, ambargo yıllarını yaşıyorlar, hicreti yaşıyorlar. Medine'de kuşatılıyorlar, harpler oluyor vesaire, yokluklar falan filan. Evlatlarını kaybediyorlar, eşlerini, dostlarını kaybediyorlar. Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kendi amcasını, Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı şehit veriyor. Daha birçok ciğerparesini kaybediyor o süreçte. Ama gram kadar kimse yerinden sarsılmıyor. Bu böyle düzmece işi olamaz arkadaşlar. Hani biraz böyle kafamızı çalıştırsak bize de bu Sıddık'ın hakikati biraz göz kırpacak. Nasıl Sıddık olunur? Aklı kapıda bırakarak mı? Hayır. Akılla da zaten bu din hakkıdır. Yani gözükür onunla da. İslam sadece akıl dini değildir. İslam öncelikle nakil dinidir ama aklın tasdik ettiği bir nakil dinidir. O akıl istikametli bir akılsa zaten İslam'ın hak olduğuna gelir. İlla akıl sadece batılı filozoflarda, batılı bilim adamlarında yok. Aklın çok türü var. Müslüman aklı da istikametli akıldır arkadaşlar onların içinde. Yani biz sadece şuradan tartarsak yanlış yapmış oluruz. Ya işte adam orada nükleer bomba yapıyor ama İslam'a inanmıyor. Bu adamın dediği mi yanlış şimdi? Nükleer bomba yapmak apayrı bir şey. İslam'ı fark etmek, hakikatine uyanmak apayrı bir şey. Bunlar apayrı zekalar. Bugün bilim de kabul ediyor bu kişisel gelişim, NLP,
kendine yardım falan bu türlerin kitaplarında görürsünüz arkadaşlar. Bir tane akıl türü yok diyorlar. Çok akıl türü var. İşte duygusal zeka diyorlar, sosyal zeka diyorlar, sayısal zeka diyorlar, mühendislik zekası diyorlar. Yani böyle her meslekte o mesleğin harcına göre başarılı olmayı sağlayacak bir zeka türü var. Mesela bir insan okulu okumasını, başarılı olmasını sayısal sistemde engelleyecek kadar orada zekası geri olabilir. Ama sosyal zekasıyla yine ticarette başarılı olabilir. Ki böylelerini de görüyoruz. Adam sadece dille, hitabetle, al gülüm ver gülümle, neşesiyle, şunla bunla işini götürüyor. Çok zeki birisi değil. Çok büyük puanlar almamış. Ama o şeyi biliyor. O sosyal hayatta o iş nasıl yürür? Onun zekası o yönde. Bir başkası duygusal zeka sahibi. Ondan da iyi psikolog oluyor. Mürşid oluyor. Niye? Karşısındakiyle empati yapabiliyor. Onun duygularını anlayabiliyor. Ona göre deva sunabiliyor falan. Bir başkasında da sayısal zeka var. O da iyi işlem yapabiliyor. Bir başkasında mühendislik zekası var. Makineden hemen anlıyor. Öyle birisini duymuştum. Bir Türk fuarlara girmesi yasakmış, uluslararası fuarlara. Sebebi de şu: bir makineyi gördüğü zaman aynısını yapabiliyormuş. Hemen aklını alabiliyormuş. Adamın fuarlara girmesi o yüzden yasakmış. Patentli cihazları kopyalayabiliyor diye. Bakın bu da bir zeka. Fotoğrafik hafıza diye bir şey var mesela. Adam gördüğünü unutmuyor hiç. Kitaba şöyle bakıyor, senin benim gibi hatırlamıyor. Bütün sayfayı hatırlıyor mesela. Değil mi? Şimdi bunlar artık makul geliyor bize. O zaman o adam bilim adamı ama Allah'a inanmıyor. O zaman Allah var mı yok mu tartışmalı. Ya bu tamamen başka konular bunlar. Sen bir doktorun, iyi bir doktorun araba tamirinden anlamasını şart koşuyor musun? Ya araba tamir edemiyorsa bu adam iyi doktor değildir diyor musun? Demiyorsun. Ya da iyi bir aşçı için ya bu adam işte elektrik arızasını gideremiyor, nasıl iyi aşçı olur diyor musun? Diyemiyorsun. Çünkü farklı alanlar, farklı kategoriler, bunu kabul ediyorsun dünyevi işlerde. Bir de madde ve mane arasındaki şeyi düşün. O maneviyatın uzmanlığı bu, maddiyatın uzmanlığı. Peygamberler başta olmak üzere aleyhisselam, manevi mürşitler, maneviyatın uzmanları bunlar. Bunların uzmanlık alanı farklı, ötekilerin uzmanlık alanı farklı. Onlar bunların davasını göremiyorlar, bilemiyorlar, destek vermiyorlar diye bu dava cerh olunmaz. Bu onların ehli ihtisasın alanı çünkü. Diyelim, bu bahsi sonlandıralım, yukarıdan devam edelim. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı kat'alarına istinaden, başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler, nurani ruhların sahipleri. Bunları da konuşmak lazım. Bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler. Üç katman sayıldı burada. Ruh katmanı, kalp katmanı, akıl katmanı. Ruh daha temelde bir şey, daha özde, daha parlak bir şey. Allahu alem demek ki yani peygamberlerin o ana program mı diyelim ona, ruhuna nasıl tarif edelim o ruhu? Elbette bilgimiz az olan bir şey. Kur'an'da da öyle haber veriliyor. Size ondan pek az şey bildirildi diye buyruluyor. Ya peygamberlerde öyle bir ruh var ki o ruh hakikat üzerine kurulmuş. Yani onlar zaten peygamber olacakları belli. Ruhlarının saffetinde bir hayat yaşıyor onlar. Bize gelelim. Bizde o yok. Ne var peki? Eğer çalışırsak işte evliyalarımız gibi ne olabiliyoruz? Münevver kalplerin kutupları olan velilerden olabiliyoruz. Çalışarak kalplerimizi parlatabiliyoruz. O katmana kadar ilerleyebiliyoruz diyelim. İlerisine geçemiyoruz. Veya bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler veya aklımızla hakikatleri idrak edebiliyoruz. Kalbimiz açılmasa bile, böyle keşfiyatımız, kerametimiz olmasa bile, manevi alemlerde müşahedelerimiz olmasa bile aklımızla bir hakikate varabiliyoruz. Bütün suhuf-ı semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede, yani semavi suhuflar ve
kutsal kitaplar diye tabir edelim, kutsi kitaplar, senin çok tekrar ile ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve senin izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden hem ahiretin izlerini ve tereşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadeti ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Onlar da peygamberler de aleyhisselam, veliler de rahmetullah aleyh, sıddıkinler de kuddisesi ruh. Yok, ters söyledik. Veliler de kuddisesi ruh, sıddıkinler de rahmetullah aleyh diyelim. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Katman katman şahitleri var bu iş. Ey Kadir-i Hakim, ey Rahman-ı Rahim, ey Sadukul Vadil Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar-ı Zülcelal. Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat-ı rububiyetinin kat'i mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Düşmanları, Allah düşmanları, din düşmanları ne diyorlar? Haşir yok diyorlar. Eğer Allah onları bunda onaylamış olsa, düşmanını tasdik etmiş, düşmanına hak vermiş olmayacak mı? Ne diyor burada bak? Senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-ı rububiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. İzzetli bir adam olsa karşımızda, düşmanlar onun hakkında kötü bir şey söylese, bu adam onu tasdik eder mi? Deriz ki ya öyle yiğit bir adam böyle bir şey yapmaz, onları tasdik etmez. Onlar öyle diyorsa o tersini yapacaktır deriz. Aynen onun gibi de işte, böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüz binler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellal-ı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyalar hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir. Ve işaretleri doğru ve mutabıktır. Ve beşaretleri sadık ve vakidir. Ve onlar bütün hakikatlerin merci ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikati ekberi haşiye olduğunu iman ederek senin emrin ile senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine imanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle.
amin diyoruz ve bu bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi tefekkür etmediğimiz, üzerine konuşmadığımız kısmı konuşmaya çalışalım. Neresi oluyor orası? İşte şurada esmaların zikredildiği yerden başlıyor. Ey Kadir-i Hakim. Ne demek? Kadir-i Hakim. Hakim, hakim değil bakınız. Hakim, hakim hükmeden demek. A'da şapka olursa. Hakim, i'de şapka olursa. İ'yi uzatarak söylersek. Hikmetle iş yapan demek. Allah olursa kastedilen sonsuz hikmet sahibi demek işlerinde. Her şeyi yerli yerinde yaratan demek. Gibi gibi çok manalar var. Böyle bir terkiple gelirse ne olur? Kadir-i Hakim, Kadir, kudret, mukaddir, işte muktedir olmak diyelim. Yani güç yetirebilme. Allah kastedilirse ne olur? Her şeye gücü yeten. Kadir. Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden şeydir. Yani gücünün yetmeyeceği hiçbir iş yoktur onun. Onu ifade eden bir isimdir. Ve hu ala külli şeyin kadir diyoruz mesela. Ayet-i kerimelerde çok geçiyor. Denk gelmişsinizdir mutlaka. Kur'an dinlerken veya bizzat Kur'an'ı okurken. İşte oradaki mana burada var. Kudreti var ama o kudret hikmetli bir kudret. Hikmeti var ama o hikmet yalnız değil, arkasında kudret de var. Kadir-i Hakim, sonsuz hikmet ve kudret sahibi. Peki bu isim niye beraber zikrediliyor? Risale-i Nur'da çok denk gelirsiniz onların beraberliğine. Tıpkı şey gibi oluyor. Hani Pirelli reklamında bir söz vardı. Kontrolsüz güç, güç değildir. La havle ve la kuvvete manası da bu aslında. Zarardan korumak da, faydalıyı elde etmek de Allah'tandır. La havle ve la kuvvete o manayı içinde saklar. Onun bir manası budur işte. Kadir-i Hakim, yani güç ama kontrollü bir güç. Hikmetle işleyen bir güç. Hikmet ama arkasında kudret olan bir hikmet. Çaresiz, aciz bir hikmet değil. Birbirlerini tamamlıyorlar yani. Hikmet ve kudret birbirini tamamlayıcı bir şekilde. Birisi hem hikmet hem kudret sahibi ise artık eser ortaya koyması kaçınılmaz olur, değil mi? Yani hikmeti de var, kudreti de var. Hikmeti olsa, kudreti olmasa deriz ki adamda hikmet var ama elinde imkan yok, yapamıyor. Diyelim iyi bir mühendis ama adamın o mühendisliği sahaya dökecek parası yok. Size mimari bir harika ortaya koyamıyor o sebeple. Olabilir. Diğer taraftan kudreti var ama hikmeti yok. Adamın çok parası var ama o bina nasıl yapılır bilmiyor. Veya bir teknolojik alet nasıl inşa edilecek bilmiyor. O zaman da kudret aciz kalır. Bakın, kudretin aciziyeti hikmetsizlik, hikmetin aciziyeti kudretsizlik. Bir daha söyleyeyim. Kudretin aciziyeti hikmetsizlik, hikmetin aciziyeti kudretsizlik. Hikmetle kudret beraber ele alındığı zaman aslında acziyet ortadan kalkıyor. Kudreti var, yapabilirliği yok, yeteneği yok, bilmiyor, yapamayabilir kudretine rağmen. Öteki taraftan hikmeti var ama ebilirliği yok, yine yapamayabilir. Cenab-ı Hak ise hem hikmet hem kudret sahibidir. O yüzden eseri ortaya çıkarmasına bir engel yoktur. Burada haşir bahsi olduğu için bakın nasıl yerli yerine geldi. Kadir-i Hakim dediği zaman işte hem Kadir hem Hakim. Niye yaratmasın? Niye haşri getirmesin? Hem hikmeti gerektiriyor hem kudreti el veriyor. Ta en baştaki ayeti hatırlayalım. Rum suresinin 50. ayetiydi galiba. İşte Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha ila ahir giden ayet. Ne diyor da ayeti kerime bize? Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman olduğuna da bakın. Her şey gücünün yettiğine de bakın. Baharda yaptıklarına bakın. Haşr hakkında süpeniz kalmaz. Çünkü rahmeti iktiza eder, kudreti de el verir. Sahada görüyorsunuz. Rahmeti bahar iktiza ediyor. O rahmeti hikmet içinde ele alabiliriz. Yani rahmet de bir hikmettir. Bir tür hikmettir. Cenab-ı Hakk'ın hikmetini biz rahmet olarak da görüyoruz. Bir renk olarak. Elbette rahmet, hikmet, hikmet, rahmet rengine çok bürünüyor ama mesela annenin çocuğa şefkati hem rahmettir çocuğa
Hem de hikmettir çünkü çocuğun hayatının devamı o annesinin rahmetine bağlı. Annesindeki şefkate bağlı. O öyle gözetecek ki o çocuk ayakta durabilsin gibi gibi. Evet, El Kadir Hakim diye Cenab-ı Hakk'a burada hitap edilmesinin sebebi bu. Devam ediyoruz. Ey Rahman-ı Rahim. Rahman neydi, Rahim neydi? Rahim, şöyle diyelim, ehadiyete bakıyor, benim Rabbime bakıyor, benim Rabbim dediğiniz zaman o hissettiğiniz şey, o rahimiyetin bir yansıması. Rahman dediğiniz zaman alemler Rabbi veya vahidiyete bakıyor diyelim. Her şeyi yaratan Allah olduğuna bakıyor ve orada kastettiğiniz her şeyin Rabbi. Yani Rahman genel resimde gözüken, 14. Leman'ın ikinci makamı derslerimizi hatırlayalım, orada bunun üstünde çok durduk. Rahman bütün canlıların yüzünde gözüken, Rahim tek tek her birimizde gözüken. Ya bu alemde herkesin bir hakkı hayatı var, veriliyor ama Ahmet'in orada özel bir hakkı hayatı da var. Cenab-ı Hak onu da veriyor. Ahmet'in sevdiği şekilde veriyor. Ahmet'e yakışacak bir şekilde veriyor. Ahmet'e özel gözetişlerle veriyor. Hiçbirimiz ıskalanmıyoruz. Her birimiz kendimize ait, bize özel ikramlarla besleniyoruz. Kalbimizde zaten bunu hep hissediyoruz. Ama bazen hayatın içinde de görüyoruz. Çok borca sıkıştığımız bir zamanda, hiç ummadığımız bir yerden bir ödeme geliyor, bir şey geliyor. Ya nereden anladı sanki diyorsun, fark etti benim borçlu olduğumu bu adam, parayı gönderdi bana. Seni bana Allah gönderdi diyoruz. Dar bir zamanımızda arkadaşımız geliyor. Ya seni bana Allah gönderdi diyoruz. Bunu niye söylüyoruz? İşte ehadiyet fark edişi. Yani sen özellikle getirildin buraya. Tam benim darlığımda kurtarılmam için gönderildin. İşte bu mana rahimiyetin içinde var. Rahman'da daha genele şey var. Hatta alimlerimiz şey derler. Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada Rahman ismi hem kafirlere hem Müslümanlara yansıyor. Yani kafirler de bu hayatta rahmet eseri, merhamet eseri, şefkat eseri görüyorlar. Müslümanlar da görüyorlar. Ama Rahim ismi sadece ahirette Müslümanlara tecelli edecek. Kafirler artık orada rahmet yok. Onlar cehennemlik olacaklar. Ama cennette Rahim ismiyle Müslümanlar özel taltiflere, onun dünyadaki hasenatına, onun dünyadaki hayrına, onun dünyadaki imanına, Kur'an'ına, namazına, orucuna göre kendisine özel ne olacak? İşte köşkleri olacak, arsası olacak, hurileri olacak vesaire. Hani nimetlerle ona göre muhatap olacak. Elbette biz Cenab-ı Hakk'ın fazlından dileriz ki bize katından çok çok bahşetsin. Yani onun sultanlığının eli tutulmaz. Bizim hak ettiğimize bakarsak bizim bir numara hak ettiğimiz yok yani. Hak etmekle bir şey dava edemeyiz. Anlatılır ya hikaye olarak. Bir tane adam varmış eski ümmetlerden. Böyle inzivada 300 sene ibadet etmiş. Ölmüş. İşte amelleri tartılıyor. Bir melek sormuş. Allah'ın sana rahmetiyle muamele etmesini mi, adaletiyle muamele etmesini mi istersin? Şimdi adam 300 sene ibadet etmiş ya. Adaletine güveniyor yani, işte elimde sermaye var. Bu manevi bir hastalıktır arkadaşlar. İbadetlerine güvenmek manevi hastalıktır. Ucup denir buna. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı bizim hiçbir iddiamız olamaz. Niye yaptın, neresinden eminsin ki o yaptığın? İhlasından veya bir şeyin ameline zarar vermediğinden emin misin? O yüzden her zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine gözümüzün bakması lazım. O kabul ederse onlar olacak zaten. Neyse, o adam da demiş adaletiyle Cenab-ı Hak muamele etsin. Bir tarafa göz nimeti konmuş mizanın, bir tarafa onun amelleri konmuş. Göz nimeti ağır basmış. Bakmış iş kötüye gidiyor. Aman demiş ya Rabbi demiş, sen Rahmansın. Bana rahmetinle muamele et. Niye? Baktı ki göz bile karşılıyor. Yani o 300 yıllık ibadet gözü bile karşılamıyor. Cenab-ı Hakk'ın bize öyle nimetleri var. Bu hayatta bedava almışız. Yani onların bedeli olarak bu ibadetler yetmez ki. Bizim varlığımız mesela 60 sene ise kaçta kaç ibadette geçiyor? Bir yüzleşelim bununla. Ne kadarını ibadet ediyoruz? Uyuduğumuz vakit ibadetten fazladır. Ha, gerçi alimlerin uykusu da ibadettir ama aramızda kaç tane var öyle alim? Azdır yani. Veya abdestle uyuyup sabah işte yatsıyı kılıp abdest uyuyup sabah namazına camiye gidip o arayı dolduranlar
O arası da ibadet oluyor biliyorsunuz. Eğer yatsıyı cemaatte kılıp uyursanız, sabah namazına da tekrar camiye giderseniz o tamamı ibadet oluyor. Ama onu kaçımız yapabiliyoruz bu ahir zamanda? Öyleyse hani onlar 2 bakıyorsa biz 4 bakacağız. Onlar 4 bakıyorsa biz 8 bakacağız yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine. O lütfederse biz erişebiliriz hayırlara. Her neyse, evet, Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetiyle inşallah cennette onun bağışlarına, ihsanlarına uğrayacağız arkadaşlar. Umudumuz onun rahmeti. Amelimize kesinlikle güvenmiyoruz. Amelimizden çünkü emin değiliz. Hiçbir zaman da emin olmamalıyız. Emin olmak o ameli yakmanın başka bir adıdır. Amelden emin olmayacaksın. Ameli unutmak, o açıdan mesela Nakşibendilerin şeyi var ya, Üstad Hazretleri de aktarıyor onu. Der Tariki Nakşibendi, Lazım Ahmet Çareçiz miydi, nasıldı? Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk miydi? Tam hatırlayamıyorum yani, belki karıştırdım. Muhtemelen karıştırdım. Büyük ihtimalle karıştırdım yani. Ama işte o terk edişler, dünyayı, ukbayı terk etmek, ondan sonra yaptığın hayırları da terk etmek, unutmak. Bunun için lazım. Zaten onlar güvenilmez. Onların üstüne bina çıkıp böyle şey yapmamak lazım. İddia sahibi olmamak lazım. Karun gibi bu bana ilmimle verildi dememek lazım. Her nimeti alıp, istifade edip şükretmek, elimizden çıkan hayrı da çabuk unutmak lazım. Becerebilirsek, unutmak lazım ki o hayırla bir iddiaya girmeyelim. Ya geçenlerde ben birisine işte atıyorum 10 milyar lira yardım ettim ya, işte çok para verdim yani. Bak, iddia oldu bende. Onun üstünde varlık iddiasına giriştim. Bak, büyük hayır yaptım. Unutsaydım, işte sağ elimin verdiğini sol elim bilmeseydi, ondan bir iddiaya girişmeyecektim Allah'a karşı. O yüzden işte tasavvufta yaptığın hayrı çabuk unutmak, yaptığın iyiliği çabuk unutmak, sana yapılan kötülüğü çabuk unutmak, o da vardır ama işte ne kadar başarabiliyoruz. Bunlar önemlidir. İnsanın psikolojisini kötü etkiledikleri için. Varlık da etkiliyor, yokluk da etkiliyor. Şöyle söyleyeyim. Kötülüğü hatırlamak da etkiliyor, iyiliği hatırlamak da etkiliyor bizi. Dengemizi etkiliyor. O yüzden demişler ki sana edilen kötülüğü de unut. Sana edilen iyiliği hatırla, senin ettiğin iyiliği unut. Bak, sana edilen iyiliği hep hatırla, unutma. Ama senin ettiğin iyiliği unut. Çünkü ondan iddiaya girmeye başlarsın. Ben var ya, ben geçenlerde bir namaza gittim. Hatimle işte şu kadar rekat kıldık. İşte bak, iddia oldu. Halbuki unutsaydın daha iyi olurdu senin için. Benim için. Cenab-ı Hak işte o manevi marazlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Hepimizi böyle bir çevireyim etrafını. Cenab-ı Hak manevi hastalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Bunlar hayatın içinde hep karşımızda olan meseleler. Üçüncü bir isim, Ey Sadıkul Vadil Kerim. O ne demek? Kerim isminin zaten manasını biliyorsunuz. İkram eden, ihsan eden, lütfeden, bağışlayan, cömert gibi manaları var. Burada nasıl verilmiş? Evet, cömert olan Allah. Bir de hepsinin beraber verilmiş manası. Kullarına vaat ettiği şeylere sadık ve onlara karşı cömert olan Allah. Biz kerimi ayrı aldık. Dedik ki cömertliği kastediliyor. Sadık ol vaat ne demek? Sözünden dönmeyen Allah. Vaat ettiğine sadık olan Allah. Sadık ol vaat o demek. Vaat ettiğine sadık. Cenab-ı Hak bir şey desin de o öyle olmasın. Mümkün değil. Yani insanda bile biz bunu bir kusur olarak işaretleriz. Bir adam dedi, dediğini yapamadı. Ya deriz, ya bu adam aciz, elinden gelmiyor, gücü yok. Veya elinden geliyor ama nasıl yapacağını bilmiyor, cahil. Bak, ya aciz ya cahil. Kadir-i Hakim'le ilgisi var mı? Bak, var. Çok ilgisi var. Bir insan iki şeyden dolayı dediğini yapamaz. Ya aczinden ya cehlinden. Bediüzzaman Hazretleri bunu geçmiş sözlerde de bize söyledi. Orayı da belki izleyenler hatırladı şimdi. Ya aczden ya cehilden gelir sözünü tutamamak. Haşr Risalesi'nde bu bahsi konuştuk. Adam sözünü tutmak istiyor ama nasıl tutacağını bilemiyor.
Ben dedim ki işte bana bir araba alır mısın? Alacağım dedi. Ama hangi arabayı alacağını bilmiyor mesela. Olabilir mi? Olabilir. Ya da almak istiyor, nasıl alacağını bilmiyor. Yani nasıl alacağını da biliyor ama parası yok, gücü yetmiyor. Bu da sözünü tutmama sebebidir. Bir acizdir, iki cehildir yani. Sözünü insan iki sebepten tutamayabilir. Ama Cenab-ı Hak için ikisi de muhaldir. Cenab-ı Hak ilah, Allah. Allah nasıl aciz olur? Allah nasıl cahil olur? Yani Allah aciz olursa yaratan kim olacak? Allah cahil olursa haşa sümme haşa, o onun taşıyamadığı ilim yükünü kim taşıyacak? Yani yaratılışın ilim yükünü kim taşıyacak? İşte o açıdan Sadıkul Vaat, bak Kadir-i Hakim'le de ilgili. Cenab-ı Hak sözünü tutar, o sözünden dönmez ve cömerttir. Cömertliği de zaten sözünden dönmemesinin la teşbih ve la temsil cilası gibidir yani. Zaten zatı onu gerektirir, ilahlığın zatı. Ama bir de kerim onun üstüne bizim Allah'ımız çok ihram ediyor. Artık kesinlikle sözünü tutar. Zaten ikram etmeyi seviyor. İkram etmeyi sevmeyen birisinin sözünü tutmasından şüphe edebilirsiniz ikramla ilgili. Ama ikram etmeyi seven birisinin sözünü tutacağından daha çok ümitli olursunuz. İnsan için bile olsa. Evet. Ey izzet ve azamet, izzet, şeref, aziziyet, büyüklük gibi manalar var. Ve azamet, yine büyüklük. Ve celal, haşmet sahibi olan Kahhar-ı Zülcelal. Zülcelal, yine haşmet sahibi. Kahhar, kahredici. Burada ne diye verilmiş ona da bakalım. Kahhar-ı Zülcelal. Sınırsız haşmet sahibi ve her şeye her zaman mutlak galip gelen. Kahharu demekmiş. Her şeye her zaman mutlak galip gelen ve kahretmeye gücü yeten Allah. Kahhar-ı Zülcelal'de o demek. Peki Kahhar-ı Zülcelal burada neden anıldı? İşte şimdi gelecek bahisle ilgisi var. Yani Allah sadece Rahman değil, Allah sadece Rahim değil. Cenab-ı Hakk'ımız bizim aynı zamanda Kahhar da. Ha bu neyi gerektiriyor? İşte cehennemi buradan anlarsınız. Sadece rahmetine bakarsanız belki bazı batıl akide sahiplerinin dediği gibi ya böyle rahmet sahibi bir Allah cehennemi nasıl yaratır? Hiç insancıklara kıyar mı hiç? Hiç onlara şey yapar mı? Veya dersiniz ki ya böyle bir Allah nasıl hayvanların geçen bana bak mail geldi. Tam bu şekilde buna benzer bir iddia geldi. Diyor ki adam ya hayvanların acı çektiği bariz ortada inleyerek ölen var işte başka hayvanın parçaladığı var. O zaman diyor bunların diyor Allah tarafından yaratıldığını söylememek lazım. Çünkü diyor Allah Rahman. Biz Müslümanlar da böyle şey yapıyoruz diyor. Adam kendisini de Müslüman sayıyor yani. Allah Rahman ve Rahimse o zaman diyor bunlar da oluyorsa demek ki bunlar kendiliğinden oluyor. Hani bunlar Allah karışmıyor. Böyle bir yere gitmiş kafasında. Ben de dedim ki o arkadaşı sen dedim Allah'ı Rahman olmakla kayıt altına alamazsın. O Allah'lığın şanı olan bütün isimlerin sahibidir. Esma-ül Hüsna'nın tamamının sahibidir. Onlardan birisi de Kahhar'dır mesela. Aynı zamanda kahredicidir Allah. Bunun eserlerini de varlıkta tecelli ettirir. Hikmet sahibidir. Belki rahmetinin dışında da hikmetleri vardır. Rahmet hikmetin bir rengidir ama rahmetin dışında da hikmetler vardır. İşte mesela zalimin cezasını bulması da bir hikmettir. Adaletle cezalandırılması da bir hikmettir. Adalet de bir hikmettir mesela. Rahmet bir rengi ise adalet de hikmetin başka bir rengi. Sen dedim böyle dediğin zaman Allah'ın bir ismine bakıp diğer isminin inkara gidersin. Halbuki o zaman onun ilahlığına da kusur verirsin işte. Tevhidi böldün. O hayvan kendi fiilini kendi yaratıyor dedin ama biz diyoruz ki Allah birdir, başka Allah yoktur. Ama sen o hayvanı kendi fiilinin ilahı etmiş oldun böyle düşünmekle. Dedin ki bu kendi işini kendi hallediyor. Allah bunlara karışmıyor. Allah karışmıyorsa yaratıyor başkası demektir. İşte ne oldu? Şirk oldu. Hadi bakalım. En temel umdeyi rahmetteki bir ifratın yüzünden, rahmeti anlamaktaki bir yanlışın, seninle ilgili bir yanlış yüzünden yani. Bak en temel bir umdeyi yıktın. O yüzden arkadaşlar ehl-i sünnet vel cemaatin itikadına, istikametine tabi olmak çok mühim. Bizim akıllarımız çok böyle
üzerine güvenilecek, sırt verilecek akıllar değil. Özellikle ahir zaman müminlerinin aklı çok karışık. İstikametli olan geçmiş nesillerin akıllarına bizim omuz vermemiz lazım. Omuz vermek diyorum, haşa. Sırt vermemiz, yaslanmamız lazım. Onlar bize omuz veriyorlar. Bak işte arkadaşın düştüğü çukur. Nereden düştü bu çukura? İfratından, kendi aklına çok güvenmesinden. Buldum diyor, bir şey geldi benim aklıma diyor. Yıktın ama İslam'ın kalesini. En temel umde olan tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur, la ilahe illallah hakikatini, o hayvanlara kıyamadın, okuyamadın, çözemedin, hikmete veremedin, o kendi fiilini kendisi yaratıyor diye çıktın işin içinden. İşte Mutezile de böyle sapmış arkadaşlar. O kadar konuştuk ki vaktimiz az kaldı. Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini, bu kadar sıfat ve şuunatını, yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat-ı rububiyetinin kat'i muktaziyatını tekzip edip yapmamak. Bak, geriden geliyoruz. Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini, onu sevenler de böyle olacağını söylüyor. Kendisi de bunu vaat ediyor. Sıfat ve şuunatı da Cenab-ı Hakk'ın ahiretin olmasını gerektiriyor. Geçmiş derslerimize atıf yapalım bunu hatırlamak için. Tekzip etmek, yalanlamak ve saltanat-ı rububiyetinin, rububiyet saltanatının, terbiye edici saltanatının kat'i muktaziyatını, kesinlikle gereken şeyini tekzip edip yapmamak, ya Rabbim diyorsun ama zalime ceza vermiyorsun, terbiye etmiyorsun, nasıl Rabbisin sen denir eğer ahiret olmazsa, haşa. Çünkü Rabbül Alemin olan bütün alemlere terbiye ediyor demektir. Ama zalim bu hayatta sadece bu alem varsa, bakınız, sadece bu alem olsaydı zalim zulmüyle gitmiş olacaktı. Bu dünyada bütün zalimler cezasını görmüyor. O zaman ne oluyordu? Bak, alemler Rabbinin rububiyetinin tam gözükmediği bir alem olacaktı. Fakat öteki alemle bu alemin işi ne oluyor? Yarım işi tamamlanıyor. O zalim de orada cezasını görmesiyle, ha diyorsun, terbiye orada tamam oldu. İşte Rabbül Alemin hakikati gözüktü diyorsunuz. Kat'i muktaziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek, yani o kadar sevdiği kulu var Allah'ın, ona ibadet eden, o onları sevdiğini beyan etmiş vahyinde de, hadis-i şeriflerde de öyle haber vermiş. Onlar onu seviyor, o da onları seviyor ama onların sözlerini, en büyük davalarını, dualarını yalancı çıkarıyor. Yapmaz, öyle bir Allah böyle bir iş yapmaz. Ve küfür ve isyan ile seni vaadinde tekzip etmekle senin azameti kibriyana, büyüklüğüne dokunan ve izzeti celaline, haşmetinin izzetine, şerefine dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rububiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Yani bir Allah ki varlıktaki tecellisi bize onun adaletini haber versin, cemalini haber versin, rahmetini haber versin. Ama o Allah, o sonsuz rahmet, o sonsuz cemal, o sonsuz adalete rağmen kendisine düşman olan, izzeti celaliyle dalga geçen, onun yaratışını inkar eden, uluhiyetini haysiyetine dokunan, bak çok şey ifadeler, haysiyetime dokundu, kızıyoruz değil mi mesela, kavga ediyoruz, niye haysiyetime dokundu, bir söz etti haysiyetime dokundu. Kafir hep Allah'ın haysiyetine dokunuyor. Bak her işinde, her ahvalinde, her sözünde Allah'ın haysiyetine dokunuyor. Çünkü onu inkar ederek iş yapıyor. O yokmuş gibi davranıyor. Yahu sen bir toplantı odasında otursan, söz almak istesen vermeseler, sen yokmuşsun gibi davransalar,
veya herkese bir şey ikram ediyorlar, seni ıskalasalar en son demez misin ya bu iş benim haysiyetime dokundu, bunlar bana yokmuş gibi muamele ediyorlar, böyle bir isyan etmez misin? La teşbih ve la temsil. Ya kafirler de Cenab-ı Hakk'a yokmuş gibi davranıyorlar. Çünkü onlar ne kadar işte bir ilah tasavvurları olursa olsun, o ilah tasavvuru eksik, noksan, kusurlu olduğu için, işte 3 dedikleri için, 5 dedikleri için, 7 dedikleri için, Hititler gibi mesela 1000 tane onların putu varmış, Hititlerin veya belki başka akidelerin daha da fazla. Materyalizmin mesela her bir şeye bir ilahlık veriyor. Şimdi inandığın Allah olmuyor artık senin. Başka bir şeyler. Onlar artık Allah olmadığı için veya ben Allah'a inanmıyordum ama Allah gibi bir şeye inanıyordum. Olmaz. Sen başka bir şeye inanıyordun ve bu başka bir şeylik inancı sende Allah'a karşı yokmuş gibi davranma hissini, hatta bazısında düşmanlık hissini. Ateistlerde düşmanlık var mesela, resmen Allah düşman adamlar. İslam düşman adamlar sabah akşam bununla uğraşıyorlar. Köpürttü. Sen o Allah'ın haysiyetine, izzetine, celaline dokundun. Seni hiç tasdik eder mi böyle bir konuda? Yani ben, evet bunlar benim düşmanım ama onların dediği gibi davranacağım. Haşrı yaratmayacağım. Gücüm de yeter. Hikmeti de gerektiriyor. Hikmetim de gerektiriyor. Gücüm de yeter. Rahmetim de iktiza eder ama ben bunlara tasdik edeceğim. Ya bu sefer de bunların dediği olsun. Haşa sümme haşa. Bizim Subhanallah'ımız, kusursuz Allah'ımız, arızalardan, noksanlardan münezzeh olan Allah'ımız hiç böyle bir iş yapar mı? Allah olan Allah böyle iş yapar mı ya? Diye düşünmek lazım. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüz binler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellal-ı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakkal yakin, dellal-ı saltanat, saltanatının duyurucuları yani, İlmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vakidir. Öyle olacak yani. Ve onlar bütün hakikatlerin merciği ve güneşi ve hamisi olan, hami koruyucusu, muhafaza edeni. Değil mi? Yanlış anlamıyorum. Evet. Hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikati ekber-i haşriye olduğunu iman ederek senin emrinle senin ibadına Hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak mı? Hak onun bir ismi mi? İsmi. O zaman bu hakkın hak olması için, yani her şey yerine oturdu demek, hak biraz da o demek yani. Her şey yerli yerindeydi, her şey tas tamamdı. Hakikat diyoruz, hak diyoruz, hak vermek diyoruz mesela. Burada kastettiğim şey hep her şeyin yerli yerinde olması. Burada nasıl bir mana verilmiş? Hak, varlığı doğru ve gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah. Şimdi Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak'sa, Hak'sa yani o hakkın ahireti gerektirdiğini biz bütün geçmiş derslerimizde konuştuk. Madem ki taşları yerine oturtmayı planlıyoruz, bu dünya öyle olmalı diyoruz, Hak ismi bunu gerektiriyor. O zaman bu dünyadaki taşlar sadece bu dünyaya bakarak yerine oturmuyor ya, bir de ahiret olması lazım ki o yarımlıklar bütünlensin. Zalim zulmüyle gitmişti, öyle kalmasın yanına. Mazlum mazlumiyetiyle gitmişti. O da hakkını alsın zalimden. Böyle kalmasın. İşte onlar hep nerede olacak? Onlar hep inşallah ahirette olacaklar. Peygamberler de bunu haber vermişler. Başta peygamberler, evliyalar ve diğerleri. Hak elçileri yani. Evet arkadaşlar, vaktimiz doldu. Şu duayı da okuyalım ve burayı bitirmiş olalım. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine imanı ekmel, yani kamil iman, olgun iman, tam iman ve hüsnü hatime ver. Yani güzel son, iman ile gitmek. Bu kastediliyor burada. Cenab-ı Hak cümlemize bunu nasip eylesin. Yani en çok ihtiyacımız bu. Dünyanın dertleri dünya ile beraber gidiyor. İşte geldim ben neredeyse 40 yaşıma yaklaştım. Yani eşiğindeyim artık.
dünya için çok dua etmişimdir ama al o, yani kabul edilen de çoktur. Hepsi kabul edilmiştir de. Kimisi ahiret için, kimisi bu dünya için. Verilen oldu, verilmeyen oldu. Verilenden ne kaldı, verilmeyenden ne kaldı? Sanki verilmeyenden daha çok kaldı. Ne demek istiyorum? Yani o dua eğer ahiret için kabul olduysa Cenab-ı Hak o nimeti veya başkasını, bunu burada vermeyeceğim, hikmetim iktiza etmiyor ama ahirette vereceğim sana Ahmet dediyse, bana asıl o kaldı yani. Yani inşallah onlar kaldı. Nedir ki bu dünyanın şeyi? Aldığımız hemen gidiyor zaten. Bize lazım olan imanı ekmel ve hüsnü hatime, güzel son. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Kimlerin? Peygamberlerin aleyhisselam başta, sonra evliya kuddüse sirruhun, sonra şuhedanın, sıddıkinlerin vesaire, hepsinin şefaatine muhtaçız diyoruz. Bu metin burada bitiyor. Alıntılanan Münacat Risalesi'nin alıntılanan metin burada bitiyor. Tekrar kendi üslubuna dönüyor 10. sözün 1. zeyli, 9. sözün mukaddimesinin 2. noktası. Daha metnimiz var arkadaşlar. Buraları da parça parça diyorum ya. Bir sözcük daha kazandırdık şeye, Türkçeye. Parça parça işlemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Münacat Risalesi'nin konuşmanın şöyle bir zorluğu var arkadaşlar. Şimdi burayı yaparken de tekrar ben onu hatırladım. Çok uzun cümleler, parçalı gitmek, bölmek lazım aslında. O bölmek de çok kolay bir şey olmuyor. Aslında metni bir yere yazıp, asıp, o metni böyle parçalara ayırıp, üzerlerine tekrar konuşup, tekrar metni birleştirmeniz lazım. Kafama öyle bir sistem geliyor ama onu da bu imkanlarla yapmam mümkün değil. Yani böyle bir tahtalı falan bir ders yapmak lazım. Münacat Risalesi öyle bir metin. Üstad orada çok sıkıştırmış çok şeyi. Birçok hakikati, birçok şeyi, esmayı, onların işaret ettikleri hikmetleri falan sıkıştırmış, özetlemiş. Böyle aldım okudum izah ettimle olmuyor, çok dağılıyor, toparlamak zor oluyor. Belki bir şablon onu kolaylaştırabilir diye şimdi aklıma geldi. Cenab-ı Hak eksiğimizi, noksanımızı rahmetiyle, keremiyle tamamlasın, azımızı çoğalsaysın. Siz de arkadaşlar idare edin, Ahmet'le bu kadar oluyor. Cenab-ı Hak daha güzellerini yapabilmeyi, öğrenebilmeyi ve yaşayabilmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Vedalaşalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.